Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin FreeBuds Studio isimli kulaküstü kulaklığını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bu geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. İncelemeden önce ben bir kutusundan çıkaracağım. Böyle birkaç gün kullandıktan sonra detaylı bir incelemesi de yine karşınızda olacak. Hani bu kutu açılımından sonra doğrudan doğruya incelemeye geçeceğiz. O yüzden hazır olun bakalım kutusunda neler var. Şöyle kenarlarından bir açayım. Biliyorsunuz Huawei artık ürün çeşitliliğini çok arttırdı. Ama şu bir dakika şu hareketi yapmamız lazım sevgili kameramanım. Şöyle. Oo, şekil jelatin. Ben de elini. Evet, bunu atıyoruz. Kutusundan çıkacak ama bu renk mi bilmiyorum şimdi bakacağız. Gold ya, gold arkasında gold. Gold güzel yani. O zaman renk güzel yani. Sarımtırak bir şey tabii bu gold dediğimize göre. İşte altın. Altın rengi evet. Şimdi çıkardık ve kutuyu açtık. Oo, güzelmiş. Güzel bir kılıf var. Genelde bu tarz böyle üst düzey ürünlerde biliyorsunuz bu oluyor. ANC özelliği var, onu hemen söyleyeyim. Onu açmadan önce bir kutuda ne var? Bak, bakalım ne var, başka ne var? Burada bir etiketimiz var. IMEI numarası gibi bir seri numarası var. Burada ne var? Açalım. Böyle. Kullanım kılavuzları, Arapçası, şusu busu, Türkçesi de vardır. Evet, gürültü engelleme falan. Kullanım kılavuzu var. Burada başka hiçbir şey yok. Şey. Bütün aparatlar demek ki içeride. Evet, kablo mablo bakıyorum. Hiçbir şey yok. Hepsi içinde yani demek ki. Bunu koyduk. Şimdi kutuyu açalım. Böyle biliyorsunuz üst düzey ürünlerde bir kutu böyle geliyor zaten. Ve açtık. Ve tuz çıktı. Tuz değil o ya. Silika jel biliyorum, biliyorum. Yemekte falan kullanmayın arkadaşlar. Bundan yenilmemesi lazım. Bir dakika. Orada hemen kısa yol tuşlarını koymuşlar üstüne. Evet, burada kısa yol tuşu var. Bu çıkıyor herhalde. Yok. Çıkar canım, öyle kalmaz. Evet evet, varmış. Şurada bir jelatinimiz var. Bunlar yüzeyler dokunmatik oldu anlamına geliyor. Şöyle çıkartalım. Bunu da çıkardık. Öbür tarafta yok. Burada yok. Sadece, öbür tarafında var. Şöyle çıkartıp bir göstermiş olayım içini. Bu arada 40 mm hoparlör kullanılmış, onu söyleyelim. 4 cm'lik. Yumuşacık, güzel. Renk de bu pek gold değildi bu. Hani dışı biraz gold gibi de içi biraz böyle bayağı. Ya tabii farklı. Tava rengi gibi rengi evet, kaçmış. Deri şey gibi. Şurası da aynı renk. Şu mesafe, sert mesela gibi. Burası sert. Burası yumuşak. Burası da çok yumuşak. Burası sert işte ilk taraf. Şurası yumuşak. Bak şuraları yumuşak. Evet. Burası şu kenarları sert. Bak mesela sert. Şurası sert, burası da sert. Aynen. Burası yumuşak. Uzatma ne kadar uzatıyor bakalım. Bayağı şöyle. Ya. Bir tak bakayım abi. Şöyle bir takalım. Left bu. Evet. Kısa. Ayarlayayım ben şöyle kafama göre. Şöyle bir dön bakayım. Heh, sana olmadı çıkart. Yani şu hali bile bayağı bir şey yapıyor. Çıkar sesini. Abi çıkar zorlama. Heh? Sana gitmedi bu kulaklık çıkar. Heh. Bu arada sesi nasıl duyabiliyor musun taktıktan sonra? Baya şu hali bile duyulmuyor biliyor musun? Yani hiç müzik açmadan falan ses. Bayağı, şu anda kapat duyabiliyor musun? Duyuyorum ama tabii az geliyor. Az geliyor sesi. Baya az geliyor. Ki şu an açık değil bu arada. Evet. Bu arada şey çok güzel ha şu açı. Bak şöyle oynuyor hoparlörleri. Evet hoş olmuş. Bu şekilde bu tarafı da oynuyor. Şurada Type-C. Tip-C, evet. Tip-C'ye bağlantımız var. Açma kapama tuşlarımız şöyle göstermiş olayım. Üzerine de yazmışlar not for sale diyor. Bunlar test ürünü olduğu için arkadaşlar böyle bir şey yazıyor. Ses kalitesiyle ilgili detaylı bir inceleme gelecek zaten. Burada bu, bir şey var mı? Burada bir şey yok. Yok. Burada bir düğmemiz var ama evet, şurada. Şurada bir düğme. Düğme mi o? Basılı ANC mı? Yazıyor. ANC ha, yani Active Noise Cancelling özelliği yani gürültü engelleme özelliğini buradan aktif hale getirebiliyoruz. Bunun dışında kutunun diğer içeriğine bakalım. Burada ne var? Göz kablo var. Evet, kablo koymuşlar. Tip C kablosu. Şöyle gösterelim. Ama olmasa da olur ama yani sonuçta. Yani herkes artık tip C ama zaten. Şey çıksa güzel olurdu sanki ya. Bunlar hani bazıları değiştirebilir. Bu değişmiyor herhalde anladığım kadarıyla. Bakalım bir. Kılıfları yani petleri değişmiyor. Yapıştırılmış evet, gibi bu. Biraz yapışık gibi durumda. Evet. Değişmiyor. Ama bakarsın sen biraz zorla. Evet. İki farklı cihazla eşleştirebiliyorsunuz aynı anda. Yani telefonla mesela ve bilgisayarla aynı anda eşleştirebiliyorsunuz. Huawei'nin bu FreeBuds Studio modelini. Ama tabii bu şu arkadaşlar şunu söyleyelim. Artık Huawei'de böyle bir ekosistem kuruyor. Kulaklığı var, telefonu var, tableti var. İşte efendim gözlüğü bile var. Onu da inceledik biliyorsunuz. Detaylı bir inceleme gelecek. Bu kutu açılımının hemen ardından deneyimlerimizi aktaracağımız inceleme videosunu izleyeceksiniz.
sevgili Teknoloji Okulu takipçileri, az önce kutusundan çıkardığımız ürünü birazcık kullandık. Kullandıktan sonra da deneyimlerimizi size bu videoda aktarıyoruz. Bildiğiniz üzere Huawei kendi ekosistemini kuruyor. Kulaklığından bilgisayarına, işte cep telefonundan farklı cihazlarına kadar birçok ürünü bu ekosistem içinde bulabiliyoruz. Şimdi markanın kulaküstü kulaklığı olarak bilinen ilk modellerinden biri olan Huawei FreeBuds Studio'da işte bu ekosisteme katkıda bulunacak bir ürün. Şimdi bize gönderilen ürünün rengi altın sarısı olarak geçiyor. Gold olarak geçen bir rengimiz var. Altın sarısı olan kısım da, yani gold tarafı da birazcık bu cihazın, kulaklıkların, hani hoparlörlerin bulunduğu yer ve bu bağlantı çubuğunun olduğu yerde karşımıza çıkıyor. Bunun dışındaki renkler aslında biraz daha tava rengine yakın bir renkten bahsedebiliriz. Bir de bunun siyah versiyonu var. Yani iki farklı renk seçeneği var. Sanki bu renk biraz kadınlara daha uygun olacak gibi geliyor. Ama erkeklerin de kullanmayacağı bir kadar da böyle hani çok ters bir renk değil. Kullanılabilir. Erkekler için de güzel bir renk. Ama ağırlıklı olarak bence kadınlara daha iyi olur. Şimdi yeri gelmişken birazcık ben dış görünümünden ve malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. Şu kafamızın üst kısmını tutan bu plastiğin yan tarafları sert bir şekilde tasarlanmış. Ama bunlar genelde çok böyle buraya bastırmıyor, onu söyleyeyim. Yani yaklaşık ben bir böyle bir saat boyunca falan müzik dinledim, video izledim kesintisiz olarak. Herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Üst kısımları ise belli bir noktadan sonra yumuşak bir malzemeden üretilmiş. O özellikle kafamıza değdiği taraf, yani şu kısımları oldukça güzel bir şekilde yumuşak bir malzeme ile konumlandırılmış. Bunun dışında üst kısmında yine bir sert malzememiz var. Kulaklıklar çok hafif bir şekilde, şöyle göstermiş olayım, yukarı aşağı hareket edebiliyor. Çok hafif ama çok yüksek oranda değil. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında sağa sola böyle bir hareketimiz mevcut. Şu şekilde hareket ediyor. Bu arada kulak pedleri değiştirilemiyor. Bazı markaların bazı modellerinde biliyorsunuz böyle bir özellik var. Bu üründe Huawei FreeBuds Studio'da ne yazık ki böyle bir özellik bulunmuyor. Yani akla şu soru geliyor tabii, yani bu yarın öbür gün eskidiği zaman ya da işte bozulduğu zaman, şunlar bazen biliyorsunuz dökülebiliyor, ne olur sorusunu aklına getirmiyor değil şu anda, ama yani herhangi bir sıkıntı olmadığını da söyleyelim. Bunun dışında kulağa iyi oturuyor, onu söyleyebilirim. Sol ve sağ tarafta farklı butonlar var. Daha doğrusu solda bir tane buton var, o da ANC dediğimiz Active Noise Cancelling özelliğini açıp kapatma tuşumuz bulunuyor. Sağ tarafta ise daha fazla buton var. Zaten kulaklıkların iç kısmında şöyle de göstermiş olayım. Hem R, L şeklinde yazılmış. Yani hem sağ için hem de sol için hangisinin sağ hangisinin sol olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Sağ tarafta çok fazla düğmemiz var. Artı bu sağ tarafın dış yüzeyi de dokunmatik arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Buraya dokunarak çeşitli hareketleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi düğmelere bakalım buradaki. Öncelikle Bluetooth aktivasyon tuşumuz var. Yani arama moduna geçiyor. Etraftaki cihazlarda bağlantı üzerinden kullanıyorsunuz. Arama moduna geçtiğiniz zaman bağlantı özelliği aktif olmuş oluyor. Bir açma kapama tuşumuz var. Bir de Tip-C dediğimiz, yani Type-C olarak geçen İngilizce'de, Türkçe'de Tip-C olarak tanımladığımız şarj etme yuvasını da yine burada buluyorsunuz. Kutusundan bir kablo çıkıyor. Zaten kutusu, güzel bir kutusu var. Genelde bu tarz ürünlerde böyle sert bir malzemeden oluşmuş kutu genelde veriliyor. Yani bu tarz fiyatı yüksek cihazlarda. Kutunun içinde bir de, biz bunu kutu açılışını göstermiştik ama burada da gösterelim. Şöyle özel bir mıknatıslı bir kapağımız var. Onun altında da kablosunu da burada taşıyabiliyorsunuz isterseniz. Ama benim hani telefonum zaten bu bağlantı kablosunu kullanıyor. Ben bunu yanıma taşımak istemiyorum diyebilirsiniz. O zaman kutudan çıkartabilirsiniz ama taşımak için bir kutunun olması güzel. Çok da aşırı büyük değil. Yani tam cihaz sığacak kadar bir kutu bize verilmiş durumda. Şimdi ürünün genel bir görünümünden bahsettik. Ekranda görüyorsunuz, teknik özelliklerden de biraz bahsetmekte fayda var. Huawei FreeBuds Studio'nun ANC özelliği olduğunu söyledik. Yani Active Noise Cancelling, yani aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Yüksek çözünürlüklü ses desteği veriyor. 6 tane mikrofon var üzerinde arkadaşlar. Bu önemli. 6 tane mikrofon olduğu için de özellikle gürültülü ortamlarda ses kalitesini, telefon görüşmenden bahsediyorum bu arada, çok iyi bir şekilde aktarabiliyor. Zaten biz videonun içinde telefon görüşmesi yaptığımız zaman ses kalitesinin nasıl duyulacağı konusunda bir örnek koyuyoruz. Onu da ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Bunun dışında baktığımızda farkındalık modu var. Biliyorsunuz bu tarz ürünlerde vardı. Şimdi ANC aktif olduğu zaman dünyadan kopuyorsunuz. Bazen bu tehlikeli durumlar oluşturabilir. O yüzden böyle bir farkındalık modu var. Farkındalık modunu aktif hale getirdiğiniz zaman dışarıdaki sesleri kulaklıktan duyar hale geliyorsunuz. Bu da hani bir çalışma ortamındasınız. Bir yandan sesleri de duyayım diyorsanız işte o farkındalık modunu aktif ettiğiniz zaman, biri size seslendiği zaman ofiste vesaire, hani veya evde de olabilir bu arada, o sesi duyacağınız anlamına geliyor.
4 ve 48 kHz frekans yanıt aralığı bulunuyor. 40 mm'lik bir diyaframımız var. Yani hoparlör boyutu 40 mm. L2HC yüksek çözünürlüklü kodek desteği veriyor. Çift anteni var. Kablosuz bağlantı için söylüyorum. Düşük gecikmeli oyun modu var. Yani oyunu içinde kullandığınız zaman hani böyle biliyorsunuz orada sesin anında gelmesi çok önemli. Ya da bir multiplayer oyunda oynuyorsunuz. İşte dışarıdan birisi yani size yaklaşıyor, bir ayak sesini duymanız gerekiyor. Onun birkaç saniye bile geç gelmesi sizin için ölümcül sonuçlar doğurabilir oyunun içinde. O yüzden düşük gecikmek modu var. Oyunlar için özel olarak tasarlanmış bir mod bu. Hızlı eşleştirme özelliği var. Biliyorsunuz Huawei ekosisteminde kullandığınız zaman bunu bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Bu özellik sayesinde cihazı aktif hale getirdiğiniz anda etrafta bulunan Huawei cihazlarla bağlantı kurmanız çok daha çabuk oluyor. Yani diğer ürünlerle de kullanabiliyorsunuz ama Huawei cihazlarla bir tık daha hızlı bir eşleştirme yapabiliyorsunuz. İki cihazla aynı anda bağlanabiliyor. Yani örneğin bilgisayarla bağlıyken aynı zamanda telefonunuza da bağlı olabiliyor. Bilgisayarda bir şey izlerken, dinlerken telefonunuza çağrı geldiğinde otomatik olarak cevaplayabiliyorsunuz. Böyle bir özelliğin olduğunu da söyleyelim. Tam dolu şarj ile 24 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Ve fiyatı da 3499 TL arkadaşlar. Şimdi gelelim Huawei FreeBuds Studio'nun bize yaşattığı deneyime. Tabii teknik özelliklerden bahsettik, genel görünümünden bahsettik. Deneyim tarafında ise şöyle söyleyebilirim. Huawei cep telefonlarıyla %100 bir uyumlu şekilde çalışıyor. Şimdi bunu bazen soruyorsunuz, onun için özellikle söylüyorum arkadaşlar. Çünkü Huawei dışındaki telefonlarla da kullanabiliyorsunuz bu arada, orada sorun yok. Ama Huawei telefonlarla, yani Huawei App Gallery ekosisteminde yer alan telefonlarla ya da Huawei Android telefonlarla herhangi bir şekilde sıkıntısız olarak kullanıyorsunuz. Otomatik olarak eşleştirebiliyor. Az önce söyledim. MIUI 11 olması gerekiyor bu arada o işlemi yapabilmeniz için. Huawei telefonlarla bu şekilde hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulaması var. Biliyorsunuz Huawei böyle işte akıllı kulaklıklarını veya benzer kulaklık modellerinin tamamını, ki mesela bizim daha önce incelediğimiz Huawei Gentlemaster Eyewear 2 akıllı gözlüğü de vardı. AI Life isimli bir uygulama üzerinden kontrol ediyorsunuz. Bu uygulama önemli. Neden? Çünkü AI Life size arkadaşlar birçok şey sunuyor. İşte kulaklığın yazılım güncellemesinden kısa yollar atayabiliyorsunuz. Mesela şu yan yüzde, birazdan onun detaylarını aktaracağım. Birçok ayarı, pil durumunu vesaireyi o uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Huawei App Gallery ekosisteminde yer alıyor bu. Ne yazık ki iOS'ta yok bu uygulama arkadaşlar. Yani bir iPhone'unuz varsa ve ben bu cihazı kullanmak istiyorum diyorsanız ne yazık ki AI Life uygulamasını kullanamıyorsunuz. iTunes ekosisteminde, yani iOS ekosisteminde bir AI Life uygulaması var ama o şeyle ilgili değil. Bu Huawei'nin uygulaması değil arkadaşlar. Ne yazık ki orada o uygulamayı kullanamıyoruz. Bence bu büyük bir eksiklik. Ha, ama bunun dışında eşleştirilebiliyor. iPhone'la ya da bir tabletle eşleştirebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntısı yok, kullanabiliyorsunuz. Hatta bu kısa yol dediğimiz, biraz sonra detaylandıracağım o kısa yolları da yine iOS'ta birçoğunu kullanabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi yazılım güncelleme vesaire gibi veya o kısa yollara tuş atayabilme özelliği var mesela yazılımın arayüzünde. Ne yazık ki iOS'ta onu kullanamıyorsunuz. Android'de de ne yazık ki şöyle bir durum var. Google Market'te bulunmuyor. App Gallery ekosistemini yüklemeniz gerekiyor. O telefona eğer Huawei değilse. O yüzden bunu da altını özellikle çizmiş olayım. App Gallery ekosistemini yükledikten sonra AI Life uygulamasını Android telefonlarda kurabiliyorsunuz. Eğer bir herhangi bir Android telefonunda kullanmak istiyorsanız Huawei dışında, bu konuya dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Şimdi gelelim bu yüzeyi kullanma meselesine. Şimdi sol kulaklıkta yok ama sağ kulaklıkta bu yüzeyin üzerine dokunarak ve yukarı aşağı hareketler yaparak bazı fonksiyonları aktif hale getirebiliyorsunuz. Şimdi bunlar arasında neler var? Şimdi hemen hızlıca onlara bakayım arkadaşlar. Mesela yukarı doğru parmağınızı kaldırdığınız zaman arkadaşlar sesi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Sağ ve sola hareket ettiğiniz zaman da örneğin bir müzik programında müzik dinliyorsanız bir sonraki şarkıya veya bir önceki şarkıya geçebiliyorsunuz. İşte basılı tuttuğunuz zaman da örneğin normal bir telefonun ana menüsündeyseniz sesli asistana bir geçiş sağlıyorsunuz. Eğer bir çağrı geldiyse 2 saniye basılı tuttuğunuz zaman o çağrıyı reddediyorsunuz. Telefonunuza çağrı geldiği bir kurguyu en azından söylemeye çalışıyorum. Ya da 2 kere tıklarsanız da mesela o çağrıyı kabul etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde bu kısa yollarla kullanım söz konusu. Bu arada sol tarafta herhangi bir kısa yol yok. Onu baştan söylemiş olayım. Bu kısa yollarla ne yapacağınızı da AI Life uygulamasından belirleyebiliyorsunuz. Bazı seçenekler var. Yani şu olmasın da bu olsun, şunu açmasın da bunu açsın gibi seçenekler var. Bu arada her videoda söylüyorum belki ama özellikle Huawei'nin kulaklıklarında. Eğer Huawei ekosisteminde, yani Huawei App Gallery ekosisteminde olan ve Google servisleri bulunmayan bir telefon kullanıyorsanız bu
sesli asistan açılmıyor. Çünkü şimdilik Türkiye'de bu sesli asistan desteklenmiyor arkadaşlar. Huawei'nin kendi sesli asistanını kullanamıyorsunuz. Ama hani Google servisleri olan bir Huawei ya da başka bir telefonunuz varsa o telefonda Google asistan olabilir mesela. Onu aktif hale getirebiliyorsunuz. Onu da altını çizmiş olalım. Şimdi gelelim Huawei FreeBuds Studio'nun ses kalitesine. Çok bas değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani ses kalitesinde çok aşırı bir bas yok. Çok tiz de yok. Yani dengeli bir ses dağılımı olduğunu söyleyebilirim. Yani çok bas seviyorsanız belki bu sizi tatmin etmeyebilir. Ama çok tiz de istiyorsanız yine tatmin etmeyebilir. Yani ortalama bir zevke hitap edecek bir ses kalitesi sunulmuş. Evet, basları da duyuyorsunuz, tizleri de duyuyorsunuz. Yüksek kaliteli ses de verdiği için gerçekten çok başarılı oluyor. ANC meselesinde sesi çok başarılı bir şekilde arkadaşlar absorbe ediyor dışarıdan gelen gürültüleri özellikle. Ve bunun farklı modları da var. Bu farklı modları da yine AI Life uygulamasından siz seçebiliyorsunuz. İsterseniz kulaklık üzerinden de bastığınız zaman hani ANC aç kapat gibi fonksiyonlar oluyor ama ANC'nin hangi modda olacağını seçmek için mutlaka ve mutlaka AI Life uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Oradan da böyle 4-5 tane farklı ANC modu var ve oradan hani istediğinizi işte ultra sessiz alabiliyorsunuz ya da dinamik diyebiliyorsunuz. O kaliteye göre de yine o seçtiğiniz ayara göre de ANC'nin kalitesini de siz ayarlamış ve belirlemiş oluyorsunuz. Ben beğendim açık söylemek gerekirse. Yani bu segmentteki bir kulaklık için ses kalitesi gayet yeterli, gayet başarılı. ANC'nin de kalitesinin gayet başarılı olduğunu söyleyeyim. ANC kullanmak istemediğiniz durumlarda da farkındalık modu, geçirgenlik modu farklı farklı isimler veriliyor. Aktif ettiğinizde dışarıdaki sesleri de çok net bir şekilde duyuyorsunuz. Özellikle böyle sokakta müzik dinlerken ya da bir işte bir toplu taşımada dinlerken aslında işe yarıyor. Özellikle bugünlerde pek yapamıyoruz ama inşallah önümüzdeki aylarda, yıllarda yapacağımız uçak seyahatlerinde bu tarz özellikle uzun mesafeli yani kıtalar arası uçuşlarda bu tarz bir kulaklık çok işinize yarayabilir. Onu özellikle ve özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü yani 2-3 saatlik bir uçuş çok yorucu olmuyor ama 7-8 saat uçtuğunuz zaman o uçağın motorlarındaki o gürültü kulaklarınıza bir uğultu bırakabiliyor. İşte bu tarz bir kulaklık sizin ilacınız olacaktır. Onu söyleyelim ama şimdi zaten pandemi var, koronavirüs var. Pek öyle uluslararası uçuşlar yapabileceğimiz bir durumda ortada yok. Evet arkadaşlar, şu anda kulağımda takılı olan Huawei FreeBuds Studio ile içerideki arkadaşımız Osman'ı arayacağım ben. Ve her zaman yaptığımız gibi biliyorsunuz bu artık bizim için bir klasik haline geldi. Ofisin balkonundayız. E5'in hemen kenarındayız. Şöyle bir çekelim isterseniz arkadaşlar. E5'in kenarında şu anda bir telefon araması yapacağız. Ve telefon aramasının bakalım sesi dışarıya nasıl gidecek hep beraber izleyelim. Alo. Alo. Osman sesin nasıl geliyor? Aa, ses güzel geliyor ya gayet. İyi yani. Peki iyi bir rüzgar var şu anda. Ama şu anda rüzgar sesini çok almaya başladı. Evet çok iyi. Rüzgar olduğu yer düştü. Şu anda rüzgardan uzaklaştık. Şu anda geliyor sesim. Rüzgar geliyor mu peki? Yani evet rüzgardan uzaklaşınca daha net geliyor ama rüzgar sesini biraz fazla alıyor. Yani ortalamanın bir tık üstü diyebiliriz. Evet tamam işte Huawei FreeBuds Studio kulaklıkta yaptığınız bir aramada arkadaşlar ortalama olarak böyle bir sesi alacaktınız ama bizim testi yaptığımız yer çok çok gürültülü bir yer onu söyleyelim. Belki daha az gürültü yerlerde çok daha iyi sonuç alınacaktır diye tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum Osman, kolay gelsin sana. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Huawei FreeBuds Studio'nun mikrofonunu kullanarak, biliyorsunuz bu Bluetooth bir mikrofon ve kulaklık sistemi, öyle olduğu için de şu anda telefonumuza yüklediğimiz bir uygulama üzerinden bu videoyu kaydediyoruz. Siz de eğer bir ses kaydı yapmanız gerektiğinde 3 aşağı 5 yukarı mikrofon kalitesini bu şekilde duyacaksınız. Bu arada her zamanki yaptığımız gibi bir test yapıyoruz. E5'in kenarında ofisimizin balkonundayız ve oldukça da trafik gürültüsü var, ortam gürültüsü var ve işte bu ses kaydını Huawei FreeBuds Studio'nun kendi mikrofonu üzerinden almış oluyoruz arkadaşlar. Bu arada kulaklığı kablolu olarak kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Merak ettik biz, denedik. İki ucu tip C olan bir kabloyla
bilgisayara bağladığımızda sadece şarj olduğunu gördük. Yani bu biliyorsunuz eğer tip C bağlantısı varsa bir bilgisayarda ona uygun bir kablo ile bir kulaklığı bağladığınız zaman sesi de oradan duyabiliyorsunuz. Bu ürünle denedik sadece şarj oluyor. Sesin için bir özel bir bağlantı yapılmamış. O yüzden kablolu olarak kullanma imkanı olmadığını da belirtelim. Huawei FreeBuds Studio gerçekten de güzel bir ürün olmuş. Fiyatına değerlendirecek olsak 3500 TL gibi bir fiyatı var. Yani 3499 TL. En azından biz bu videoyu yayınladığımız tarihteki rakam buydu arkadaşlar. Fena bir rakam değil. Yani rakiplerine baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı benzer özellikleri benzer fiyatlardan alabileceğinizi söyleyebilirim. Bir tek Apple'da biliyorsunuz Apple'a da benzer bir ürün çıktı yakın zamanda. O 5700 liradan satılıyor arkadaşlar. Hani bu fiyat olarak bununla kıyaslanamayacak kadar pahalı bir ürün. Ve genelde de yorumlar da pahalı olduğu yönünde. Ama tabii Apple o ayrı bir konu olarak değerlendirdiğimizde işte Sennheiser'ın ya da benzer markaların bu tarz ürünleri var biliyorsunuz. Onlarla karşılaştırdığım zaman gayet makul bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Ve hani sunduklarına göre değerlendirdiğimizde ise ben cihazı beğendiğimi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei FreeBuds Studio kulaklığını incelemeye çalıştık. Eğer kulaklıkla ilgili anlatmayı unuttuğumuz ya da sizin merak ettiğiniz bir şey varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesiniz diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar var. Ben bakıyorum Analytics'ten arkadaşlar söyleyeyim. Abone olursanız çok seviniriz. İsterseniz bizi Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.